Yani arkadaşlar lütfen yolda bize denk gelmeyin. Üzülürsünüz. Arabanızı ilana koyarsınız arkadaşlar. Şimdi 360 beygiri beğenmeyen arkadaşlar olabilir. Belki vardır. Hodri meydan buyurun. Ama bizimki orijinal. Helal 360. Asfalta basarı. Ha 360'ı beğenmeyenler var ise eğer, çok yakında yeni videomuz, yeni arabamız, yeni projemiz. 606 turbo. 500 beygir. Çok yakında. Evleneceğime bir Mercedes daha alırım. Evet arkadaşlar, ne demiştik? Bizde proje bitmez. OM606 turbo projemiz devam ediyor ve bitmek üzere. Arkadaşlar aracımız burada. Yani dyno verileri aracımızın 517 beygir. İnşallah çok az bir eksikleri kaldı. Eksikleri yaptıktan, eksiklerini bitirdikten sonra arabamız inşallah caddelerde yine çoğu kişiyi üzecek. Cansoy, bu aracımızın turbosu neydi kardeşim? Aracımızın turbosu 1 yıl turbo. GTX 3076 Gen 2 turbomuz. Araç FT Turbo tarafından yapıldı. İstanbul'daki işlerini İstitülücü Garaj tarafından yaptırdık. Araçta ekstra setup olarak da motor içinde herhangi bir forjit falan yok. Orijinal bir şekilde yürüyor. Aracımızın sadece pompası farklı. Pompa İngiltere dizel pump yapımı pompa var aracın üzerinde, özel yapım. Ve aracımızda manuel 6 ileri bir şanzıman evet, var. Aracımızda yani daha önce denenmemiş twin plate denilen kurmalı şanzıman mevcut ve 6 ileri şanzıman var. Yani twin plate debriyaj sistemi ve 6 ileri manuel şanzıman var arkadaşlar. Bizde proje bitmez. Evleneceğime bir Mercedes daha yaparım. Ki çok yapacağız. Yani her zaman söylüyoruz. Yani kimse zannetmesin ki eski arabadır, gitmez, yapmaz, olmaz. Ki yaptık da zaten. Eskiyi yeniye de çevirdik. Ve şu an eskiyi giderli bir hale de getiriyoruz yani. Kimse zannetmesin ki eski arabadır, gitmez. Yani arkadaşlar lütfen yolda bize denk gelmeyin. Üzülürsünüz. Arabanızı ilana koyarsınız arkadaşlar. Lütfen. Kaç beygirli araba? Bu araç 750 Nm torku üretiyor. Şu anda yere basar arka tekerde dyno verileri 517 beygir olarak alıyoruz. Araçta ekstra olarak 14 litrelik HT marka intercooler var. Fidex Exhaust Ahmet Fidan yapımı. Fidex yani komple arkaya kadar düz boru. Arkada var eksimiz mevcut. Bu aracımızın buradaki bakım ve onarım işlemlerini de burada Süleyman abimiz yapıyor. Sevdiğimiz bir abimiz. Yazma notu. Evet, Gaziantep'te ona yaptırıyoruz. Süleyman abimiz yapıyor. Yani ekstra olaraktan dediğim gibi proje biraz zaman aldı, uğraştırdı ama değdi. Kaç sene sürdü peki? Aracımızın projesi ortalama... biraz sonra beni söylüyorum, kaç sene sürdün? O soru aracın eski sahibini Abdullah Yaşamoğlu'ya sormak lazım. Ortalama 3,5-4 yıl sürdü bu projenin bize yani süre olarak da maliyeti. Aracımızda ekstra fren sistemleri 211, arkalar 245, önler 225. Premium kontak lastik kullanıyoruz. Jantlar orijinal. Ve gittiği gibi durmasını da bilen bir araba arkadaşlar. Gittiği gibi durmasını da bilen, durmayı başarabilen bir araba. Bu araçta 4 normal amosör, yani özel yapım bir amosör. 4 tane de kolyör var. Ona o şekilde ayarlandı. Araç drag için, rolling için falan setup olaraktan ayarladık. Ama herhangi böyle bir niyetimiz yok. Bu keyfi amaçlı yapılan bir projedir. Yani Ozan'cığım yarım kalan arabayı, projeyi biz burada tamamlayacağız. Ve ne diyorduk? Almanlar yapar, biz düzeltiriz. Evet arkadaşlar, çok yakında bir arabamız daha var. 354 var. M104 motor, Getrak şanzıman, manuel bir arabamız var. Onun da Reels videoları, videosu, kullanımı, Getrak şanzıman ne işe yarar, nasıl kullanılır? Hepsi çok yakında izleyeceksiniz. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın.